Merhaba arkadaşlar Kripto Coin çarşısından selamlar sevgiler kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet bugün geciktik kardeşlerim işimiz dolayısıyla sabah çıktık yeni geldik henüz vakit bulamadık özür kusura bakmayın. E, yorum ve analizlerimize geçmeden her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Ayrıca videolarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alakadan dolayı hepinize minnettarım kardeşlerim. Evet Piyasada anormal bir durumda olmadığından bugün takip ettim telefondan takip ettim anormal bir durum olsa yine bir ara videosu çekebilirdik kardeşim ama çok anormal derecede bir şeyler olmadığı için yatay seyretti piyasamız peki neler var şu anda piyasada tekrar yavaş yavaş kırmızı olanlar yeşile dönüyor bu gece rally yapma ihtimali olan coinler var onlara bakacağız arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz çoğu şeyleri de kaçırmamış olursunuz kardeşlerim. Evet altcoin'lere para girişi var arkadaşlar. 1200 yani 1 trilyon 252 milyar dolar seviyelerinde yani %1.23'lük bir para girişi var. Dominans 39.58 bandında küçük bir kırmızıda. Bitcoin arkadaşlar şu anda grafikte de gördüğünüz gibi al sinyali süper trendimizin bir al sinyali verdiğini görüyoruz. Aşağıda alışların olduğunu görüyoruz Bitcoin'de. Yukarıda kırması gereken 44 bin dolarlık bir direnci var. Orayı da kırdığında tekrar 46-47 şeklinde sıralayabiliriz. Hatta e, günlüğüne bakacak olursak 4 saatlikten önce arkadaşlar henüz günlükte bir alım sinyali yok ama önünde kırması gereken 45.500-45.600 direncinin olduğunu görüyoruz. Altta da zaten e, şu anda 43.300'lerde biz yine 4 saatlikten devam edelim derim. Bakınız burada 4 saatlikte bir al sinyali gelmiş görünüyor arkadaşlar. Formasyon güzel, e, toba formasyonu var, ters omuz baş omuz yani derinlik. Herhalde e, önümüzdeki günlerde tekrar Bitcoin 45-46'ları hatta 50 lira doğru yolculuk yapabilir çünkü sıkıştı arkadaşlar. Talep yoğun, sıkışma var, alışlar var, satışlar kesildi. Öyleyse Bitcoin'de de yavaş yavaş bir hareketlilik gelme zamanı geldi kardeşlerim. Çünkü 40 bin bandı 43 bin bandı aralığında gidiş gelişleri oldukça fazla oldu bitcoin'in. Artık buradan tepki alımlarıyla kendini yukarıya doğru yönlendirecektir diyebiliriz. Şu anda 43.381 dolar yayın yaptığımız saatlerde fiyatı. Evet 0.67'lik de yukarı yönlü bir hareketi var kardeşlerim. Evet gelelim Ethereum'a. Arkadaşlar Ethereum'da da gördüğünüz gibi 3400 direnci henüz kırılamadı. Şu anda 3362 dolarlarda %1.5'luk yukarı yönlü bir hareketi var. Aşağıda süper trendimizin al sinyali verdiğini görüyoruz. Era sayıda 50'nin üzerinde yoluna devam ediyor. Evet gayet de güzel bir grafik şu anda çizmiş durumda. Burada da hemen hemen bir e, uzun topu formasyonu var. Yani sinyaller oldukça güzel arkadaşlar. Güzel yükselişler her an kapımıza inşallah yarın bir pazar düzeltmesi yaşamayız ki ümit ediyorum e, sanki ne çift da düzelteceğiz ama dediğiniz gibi onu diye, dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Biliyorsunuz pazar günleri bizde bir terslik oluyor. Gerçi iki haftadır pek e, aşırı derecede düzeltmeye girmedik. İnşallah yarın da güzel bir yükseliş yaparsak sürpriz olur bizim için. Ee, ama grafikler çalışırsa normalde yarın güzel yükselişler hatta bu gece başlaması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet e, %1.5'ün üzerinde dedik bir Ethereum yükselişi mevcut şu anda. Alışlar devam ediyor. AVAX'a bakalım arkadaşlar. AVAX'a da bakınız güzel bir formasyon. Al sinyali bunda da gelmiş durumda. E, EMA 50 günlük ortalamalar üzerinde duruyor şu anda 4 saatlikte %3'e yakın yukarı yönlü hareketle 93 dolar bandı seviyelerinde alışlarında olduğunu EMA'dan e, ERA sayında 50'nin üzerlerinde olduğunu söylememiz mümkün. An itibariyle e, onun da yukarı yönlü tepki alımlarıyla fiyat hareketliliği 100 dolar ve üzerine atacaktır kendini diyoruz. Çiriz'e bakıyoruz arkadaşlar Çiriz 50 günlük ortalamaların üzerinde seyrediyor an itibariyle. Evet bugün normalde yatay bir seyir hala devam ediyor. Küçük çaplı yön arayışları olsa da bazı coinlerde çoğu coinler yatayda diyebiliriz. 0.26 dolar seviyelerinde hareketi var. M50 günün üzerinde. Erasay 50'nin üzerinde alışlarında başladığını çiliz için söyleyebiliriz arkadaşlar. Fantom. Küçük bir geri çekilme olsa da al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz burada. Hatta şöyle bakınız. Bay al sinyali devam ediyor fantomda. Kırması gereken 3 dolar 14 centlik bir direnci var. Şu anda 2.9'larda seyrediyor. Ema 50 ve 200 günlük ortalamalarında üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Alışların yavaş yavaş azaldın azalmış olsa da alışlar Erasay hala 50'nin üzerinde onu destekliyor arkadaşlar. CRO'ya bakalım arkadaşlar. Crypto.com'un tokenine bakalım. Buradan e, şu anda onun da %3.43'lük bir yukarı yönlü hareketi olduğunu söylememiz mümkün. Peki fiyat 0.47'lerde. Arkadaşlar bunun yukarıda direnciye her zaman 0.50 ile 53 dolar arası bakınız. Eğer buraların üzerinde kapatmayı başarırsa 0.65 dolarlar hedefte olur. Evet, şu anda gözü oralarda. WV yapıyor bakınız. WV yaptı şu anda. Şuradan gelen bir WV ve alır başını gidebilir arkadaşlar. 50 günlükte ortalamaların üzerinde Erasa yukarı döndü. Yavaş yavaş da alışların olduğunu söyleyebiliriz CRO için. An itibariyle %4'e yakın bir yukarı yönlü hareketi var arkadaşlar. Clear Network. Arkadaşlar bugün Clear Network'e dikkat diyoruz. Bakınız Clear Network niye şimdi? Bugün %3 ila %7 arasında giriş geliş yaptı bakınız. Bir tane daha koyum var. Onu da biraz sonra vereceğim. Clear Network %3 ile %7 arasında bir mekik dokumaya başladı ki Clear Network genelde hareketleri gece oluyor arkadaşlar. Onun için de dikkatli olmanız gerekebilir. Bu gece sıfırın birini de eğer çıkarsa yukarı yönlü bir hareketle başlatırsa sıfırın birini atacak potansiyele kadar gider. Şu önündeki direnci kırdığı anda. Evet. Alışlar pol olarak devam ediyor arkadaşlar. Maksimal düzeye çıkmış durumda. Era sayıda yukarı yönlü destekliyor. Öyleyse Clear Network için yola devam diyebiliriz. Artık zamanı geldi. O da çok sıkıştı çünkü. Geldik. Internet Computer. Arkadaşlar ISP üçlük bir yukarıda 33,5 dolar bandında. Evet. EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine attı kendine 200 zaten üzerindeydi. 50'nin de üzerine attı ve bir al sinyalinde geldiğini söylüyoruz. Yukarıda 37 dolara kadar önünün boşaldığını söyleyebiliriz. Cardano'ya bakıyoruz. Cardano 200 günlük ortalamaların henüz altında, üzerine atmaya çalışıyor. Evet, küçük bir %1'e yakın geri çekilme olsa da al sinyalinin Cardano içinde geldiğini, Erasay'da 50'nin üzerinde bunu desteklediğini, alışların da yavaş yavaş Cardano'da azaldığını görüyoruz arkadaşlar. Evet, fiyat 1.20 dolar seviyelerinde %1'e yakın geri çekilme Holochain'de küçük bir yeşillik olsa da al sinyali başlamış. Arkadaşlar EMA şey Erasay'ın üzerinde alışlar başlıyor. EMA 50 günlük ortalamanın üzerinde 200 günlüğünde altında seyrediyor. UMA'ya bakıyoruz arkadaşlar. UMA onda da küçük bir yeşillik var. 0.67'lik bir yeşillik. 8 dolar 45 sent seviyelerindeyiz. Evet. Onda al sinyali yok henüz sat sinyali var küçük bir yeşillik olsa da erasay 50'nin altında yatay şeklinde devam ediyor. Terra Luna %4'e yakın bir yukarı yönlü hareket var 85 dolarlarda. Evet buradaki direnci kırdıktan sonra 100 dolar ve üzerine kendini atabilir. Çünkü al sinyalinde geldiğini Terra Luna için söyleyebiliriz. JASMI. Arkadaşlar %1'e yakın yukarıda 0.071 dolarlarda 75'lik bir direnci var. 50 günlük ortalamalarında 200 günlük ortalamalarında altında seyrediyor an itibariyle. Erasa'ya bakıyoruz. Erasa'yı da 50 günlük ortalamaların üzerinde. Peki bu neyi anlamı ifade ediyor? Arkadaşlar eğer bu direnci kırarsak o zaman zaten 50 günlük ortalamaların üzerine çıkıyoruz. Hedefte 200 günlük ortalamalar ardından 0.0.93'e kadar yönü önü açılır Jasmine'in. Omega'ya bakalım arkadaşlar. Omega'da da pardon Omega'da da %7'ye yakın bir yükseliş var. Evet ee, onun da 6.5 dolar bandı seviyelerindeyiz. Kırmak üzere bu direnci. Kırdığı anda 7 doların üzerine atabilir kendini ki formasyonda çalışıyor arkadaşlar. Yani e, şuradaki derinliği eğer buradan direnci kırdığı anda gel direkt yukarıdaki direnç 7 dolar ve üzeri görünüyor. Omega'da alışlar tam gaz devam ediyor. Elasay sayıda en üst seviyelere gelmiş durumda Omega için pozitif her şey. Palkadot'a bakıyoruz. %1'lik geri çekilme 27 dolar bandında. Onda da bir al sinyali geldiğini görüyoruz. Elasay da olumlu destekliyor. Evet direnci kırılmıştı zaten. Yukarıda kırması gereken 30 dolarlık bir direnci var. Bekleyip göreceğiz. SXB kardeşlerim, SXB'de de ne var? Şu anda %220'lik bir yukarı yönlü hareket var 1 dolar 80 seviyelerinde. 2 dolar 35 sente kadar önü boşaldı arkadaşlar. Al sinyali gelmiş durumda. Takip edilmeli. Santos'a bakıyoruz. Santos'ta da güzel bir yükselişin ardından düzeltmesini hala devam ediyor. Sanki bitirmiş de yataya bağlamış görünüyor. Ama al sinyalinde geldiğini unutmayalım arkadaşlar. Bir al sinyali mevcut şu anda. Santos'ta öyleyse Santos şu anda 3 dolar 30 centlerde tekrar geri dönerse üçgen formasyonu zaten burada. O üçgen formasyonunu tekrar 4 doların üzerine atabilir. Anlık itibariyle de satışların olduğunu altta görüyoruz. Erasayda sayıda tam 50 sınırına dayanmış durumda. Harmony'e bakalım. %4'lük bir geri çekilmesi var. Evet 4.5'luk e, 0.33 dolar bandında arkadaşlar. Eğer buradan tekrar tepki alımıyla yukarı yönlü dönerse bu desteği aşağı kırmadığı sürece al sinyali devam ediyor zaten. El asayı da 50'lerin üzerinde henüz. Eğer dönerse tekrar buradaki derinliği atacaktır. 37'ler 40'lar yoldadır e, harmoni için. Mati'ye bakıyoruz arkadaşlar. %2'ye yakın bir yukarı yönlü hareket var. 2 dolar 33, e, 37 seviyelerinde. 2.37 seviyelerinde. Evet. E, fiyat olarak bu. Al sinyali gelmiş görünüyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı piyasamız yatay bir şekliyle yoluna devam ediyor şimdilik. Peki Solana'da ne var arkadaşlar? %1.37'lik yukarı yönlü ve 148 dolarlardayız. 157 dolar direnci var. EMA 250 günlük ortalamaların üzerine atmış. Peki altta arkadaşlar bir al sinyali süper trendimizin bir al sinyali verdiğini görüyoruz. Chainlink'e bakalım arkadaşlar. Chainlink'te de EMA 50 ve 50 günün altında şu anda 200 günün de zaten üzerinde. Chainlink sanki bir e, şurada yaptığı hareketi görüyoruz değil mi? Fincan kulüp bir formasyonu var burada. Bu derinliği atarsa buradaki 27 doları tekrar kırıp 30 dolar yolculuğuna başlayabilir. Arkadaşlar, Cehare Clear Network dedik bir tane daha vereceğim dedim. O da Cehare arkadaşlar. Cehare bugün %7 ila %12 bandı aralığında gidiş gelişleri devam etti bakınız. %7 ve %12'ye kadar yükselip arada mekik tokuyor. Eğer tekrar %10 ve üzerine çıkarsa %20'ler 25'ler yoldadır Cehare için diyebiliriz. Evet çünkü fiyatı alışları var arkadaşlar. Erasay destekliyor. Güzel bir formasyon var şu anda. Al sinyali gelmiş görünüyor 4 saatlikte. Evet e, buradaki derinliği yukarı atar ise arkadaşlar bakınız bu benim düşüncem. Tabii ki buradaki anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşim. Bakınız bu formasyon çalışsa yukarıda 0.92 direncini de kırıp 1 dolara doğru gidebilir. Evet bu ne kadar bir yükselişe tekabül eder arkadaşlar? Bu da yaklaşık yaklaşık bir yüzde yakın bir yükselişe tekabül eder. Zaten 8 de buradan yani dediğim gibi 20-25 gibi bir yükseliş hatta 30 olursa zaten 1 doların üzerine çıkabilir arkadaşlar. Takip edilmesinde fayda var. VÇ'nin bakıyoruz. VÇ'nin 0079'larda evet VÇ'nin %1'lik yukarıda ahaste ahaste VÇ'nin de yoluna devam ediyor. Sağlam bu arkadaşlar biliyorsunuz. Buna eee her ay düzenli yatırım yapan zaten kazanır kardeşlerim. Bakmayın bugün gerilerde durduğuna. Yarın peşinden baktıracak coinlerden biri de Vechain'dir diyebiliriz. Sağlam bir projesi var sağlam yoluna devam ediyor. Evet BitTorrent'e bakalım arkadaşlar. BitTorrent'te de %1'lik bir yeşillenme olmuş durumda ve hala 25'lerde 0.025'lerde 50 günlük ortalamaların üzerine attı kendini. Şimdi 26'lık bir direnci var onu kırmasını bekleyeceğiz. Ripple. Ripple 78'lerde arkadaşlar. 1.5 %1.69'luk yukarı yönlü hareket var. Fiyat 0.78 dolar. Ripple içinde bir al sinyali geldiğini ve kırması gereken önünde 0.81 dolarlık direnci var. Altta alışların başladığını görüyoruz. Era sayıda 50'nin üzerinde Ripple'da birazcık hareket gelebilir. Kur ve DAO tokeni. Yatay seyri devam ediyor. 5 doların üzerinde şu anda. 5 dolar 30 sent seviyelerinde al sinyali devam ediyor. Formasyonu güzel güne yükselişine devam. Alışlar da zaten var. Erasa'yı da destekliyor. Öyleyse yola devam. Leopring LRC arkadaşlar. %4'e yakın bir geri çekilmesi 1 dolar 14 seviyelerinde hala sat sinyali devam ediyor. Ama burada bulunan 1.37'lik direnç desteği kırmıyor aşağıya. Yani bu desteğini çok sağlam bir destek olmuş durumda bu. Zaten burayı aşağı kırarsa çarjı karışır. Şimdilik burayı kırmıyor. Yukarıda da 1.6'lık direnci var. Bu iki band aralığında gidiş gelişleri devam. EMA 50 ve 200 günlükte ortalamaların altında seyrediyor ana itibariyle. CAKA'ya e bakıyoruz. %5'e yakın bir yukarıda. Ay maşallah gidecek gibi duruyor arkadaşlar. Fiyatı 11 dolar 80 cent seviyelerinde. Evet yukarıda 12.6'lık direnci kırarsa 13-14 dizebilir CAKA. Dikkat. Atom kardeş. %2'ye yakın geri ve 39,5 dolar seviyelerindeyiz. Formasyon güzel. Topu formasyonu var. Eğer e, direnci kırmaya çalışacak. Kırdığı anda tekrar 43-44 dolarlar hatta zaten asıl yolu 50 dolar ve üzeridir. Ontoloji %5'e yakın yukarı yönlü hareket var. 0,64 dolar bandında direnci kırdı. Al sinyali geldi ve yukarı yönlü hareketi devam edebilir. Çünkü alışlar başlamış durumda. Evet güzel alışlar var o da 1 dolar yolcusu arkadaşlar. Algorand. şu anda da Algorand'da %1.5'luk yukarı yönlü ve 1.40 dolar seviyelerindeyiz. Henüz EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine taşımadı kendini. Evet. 50 gün önce 50 günlük ortalamaların üzerine taşıyacak. Ardından yukarıdaki direnci 1.5 dolarlık direncini kırması gerekir ki 200 günlük ortalamalarında üzerine atsın kendini henüz bir alışın olmadığını, ele sayında 50'nin altında seyrettiğini söyleyebiliriz. Gelelim Metaversa coinlerine. Arkadaşlar Doge Shiba onlara da geleceğim. Onları en son en sona bıraktım yine. Evet, Aksa bakıyoruz arkadaşlar. AXA bugün %2.27'lik an itibariyle yukarı yönlü bir hareket var. Peki fiyat 75 doların üzerinde evet al sinyalinin geldiğini EMA 50 günlük ortalamalarında üzerine çıktığını görüyoruz. Evet, Galaya bakıyoruz arkadaşlar. Galada %5'lik bir yukarı yönlü hareket var 0.34'lerde. Artık Galan'ın da 50 günlük ortalamaların üzerine kendini attığına göre Galan'ın da takip edilmesinde fayda olduğunu söyleyebiliriz. Sandbox arkadaşlar 5 doların altında 4 dolar 80 cent seviyelerinde yatay olarak yoluna devam ediyor. Mana'da küçük bir hareketlilik var. %2.5'luk 50 günlük ortalamaların üzerine çıktı. Mana'da da bir e, ters omuz baş omuz formasyonu gerçekleşiyor. Onu kırdığı anda tekrar nereye gidecektir? 3200 3400'e doğru hareketi gelebilir. Engine'de bugün %5'e yakın yukarı yönlü hareket var. Bakınız. Bütün coinler yol arıyor arkadaşlar. Yolu bulan yoluna devam edecektir. Bazıları sıyrılıp gidecektir önde. Engine 2,5 dolar seviyelerinde 262'lik direncini kırmaya çalışıyor. Al sinyali gelmiş durumda. Aliçe arkadaşlar %5'lik alicede yukarıda 11 doların üzerinde an itibariyle 11.69'u kırdığı anda 14 dolara yolcusudur. TLM'ye bakıyoruz. TLM güzel bir çıkış yaptı. %10'a yakın bir yükselişte. Ee, Alışlar tam gaz. erasay tam destekliyor. EMA 50'nin üzerinde. Şu anda 200'ün üzerine çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu da başarırsa o zaman Tekrar 0.20 ve 0.22 dirençlerine doğru yol alacaktır. Şu an 0.18 dolar bandında. Biz de blok edelim. Blok de %1'e yakın yukarıda ama e, henüz al sinyali gelmiş değil blok için. Yatayda era sayında gördüğünüz gibi 50'nin altında seyrediyor. E, şu anda yatay diyebiliriz. Evet. Gelelim arkadaşlar e, Doge'ye. Arkadaşlar bugün Doge baktın, hala bir al sinyali var. Alışlar polgaz devam ediyor. dogaya girişler var. Yüzde %3'lük 4'lük bir yukarı yönlü hareketiyle yoluna devam ediyor. 19 oluyor. 18-800-19 bu aralarda gidiş gelişleri var kardeşlerim DOGE'nin. Evet burada 19-29 direncini kırıp da üzerinde kapatırsa 20 ve üzeri DOGE'de her an gerçekleşebilir kardeşlerim. Al sinyali gelmiş zaten. Şiva'da da %1.17'lik e, yukarı yönlü bir hareket var arkadaşlar. Onu da e, şimdilik bakınız yatay diyebiliriz. Al sinyali gelmiş ama kırması gereken 32 bir şey direnci var şu an 31'lerde. Onu kırarsa o zaman 39'a kadar oyunu boşalıyor. Bir anda zembeleyi boşalabilir. E, takip edilmelidir diye düşünüyorum. Al, alışlarında olduğunu el da üzerinde seyrettiğini 50'nin üzerinde söylememiz mümkün. Evet. Dogelon Mars arkadaşlar onda da küçük bir %1'e yakın yukarı yönlü hareket var. Al sinyali onda da devam ediyor. O da şimdilik bu şekilde devam ediyor. Bir de Baby Doge'ye bakalım arkadaşlar. Baby Doge şu anda %2'lik yukarıda fakat bu yeni fiyata geçti saat 5'te. Onun için e, açılışık yeşille olmuş görünüyor. Yani bence e, takip edilmesi gereken coinlerden biri de Baby dogadır, büyük ralliler gerçekleştirebilir. Çünkü bol sıfır var. 1 2 0 atabilir arkadaşlar. Ya buna yatırım yapılır mı hocam? Arkadaşlar, Baby Dogger'a ya nasıl yatırım yapılır? Unutacağınız bir parayla. Olur ya da olmaz. Yani Deniz Yanar mı? Bir ihtimal diyeceksin. Buraya para attığın zaman bu paranın peşine daha bakmayacağım bir iki sen arkadaşlar. Yani 50 lira, 100 lira atabiliyorsan istiyorsan atarsın. Yani tabii ki burada al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz. Hani soruyorsunuz ya hocam buna yatırım yapılır mı? Arkadaşlar illa yatırım yapmak isteyenler diyorum ufak parayla isterse e, bir e, kendini tatmin edebilirler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda burada noktalıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın herkese bol kazançlar.